Efendim merhabalar, ben Recep Demir Kaynak. Diyanet Televizyon'dan hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Allah hepinize sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Muhabbetimize devam ediyoruz. Bugün zamandan bahsedeceğiz. Evet evet, bildiğimiz zaman. Vakit. Dünyanın en değerli şeyi. Aynı zamanda dünyanın en kolay harcanan şeyi. Evet, o kadar değerli şeyi bu kadar kolay harcamamıza bazen aklım ermiyor efendim. Siz de düşününce bana hak vereceksiniz. Zaman ne kadar değerli ve zaman ne kadar hızlı geçiyor. Birinci sınıfa gidiyordum, bir baktım üniversitedeyim diyorsunuz. Ya ne zaman geçti bu kadar zaman? Bunu derken bir bakmışsınız çocuğunuz kucağınızda. Ne zaman o üniversite bitmiş, ne zaman iş güç sahibi olmuş, ne zaman evlenmiş, ne zaman çocuk sahibi olmuşum diye hayıflanıp duruyoruz ondan sonra. Zaman böyle çabuk geçen bir şey. Hani bazen geçmiyor gibi görünür ama aslında zaman çok hızlı akıyor. Ve maalesef en çok israf edilen şey zaman. Hep israftan dem vururuz. Hep israftan şikayetçiyizdir haklı olarak. Hep israfa dikkat çekmeye çalışırız. Önemli çünkü. Aman suyu israf etmeyin. Ekmeği israf etmeyin. Sakın ha. Bak birikimlerinizi israf etmeyin. Yiyecek. Bütün bunları konuşuyoruz. Hepsi de çok önemli. Konuşulması da lazım. Ama en önemli şeyi en az konuşuyoruz. Ne o? Zamanı israf etmeyin. Zaman çok önemli. İsraf edilmemesi gereken 3 şey say deseler dünyada en başa zamanı yazardım. Çok önemli. Şöyle bir laf vardır. Ne yapıyorsun dersin arkadaşına ararsın. Ne var ne yok? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Zaman öldürüyorum der. O kadar acayip bir şey ki bu. O kadar önemli bir şey ki. O kadar kıymetli bir şeyi şu anda harcıyorum diyor. Peki ne yapmak lazım? Değerlendirmek lazım. Zamana o kendi değerini vermek, kazandırmak lazım. Efendim kitap okursunuz, kitap yazarsınız. Hep oku diyorlar, hep oku. Bu çok şeydir, yaygındır. Oku, aman okuyun, okuyun. Evet okuyun ama ben de diyorum ki aynı zamanda yazın. Yazın, sadece okumayın. Okuyun ve yazın, okur yazar olun. Okuyun sonra yazar olun efendim. Siz de yazabilirsiniz. Sadece okumakla kalmayın. Fikriniz olsun. Yazın. Zamanın kıymetini bilin. İnanın çok hızlı geçiyor. Zamanı kıymetlendirin. Boşa harcamayın. Bir şeyle meşgul olun. Sizle alakalı olmayabilir. İşiniz olmayabilir. Ama olsun. O ara işiniz yoksa onunla meşgul olun. Ama ille bir şeyle meşgul olun. O zaman boşa geçmesin. Dediğim gibi kitap okuyabilirsiniz. Bir hobiyle ilgilenebilirsiniz. Bir akrabanızı ziyaret edebilirsiniz. Acayip değerlendirmiş olursunuz zamanı. Söyleyeyim. Bir arkadaşınızın halatını sormak için yanına gidebilirsiniz. Bir arkadaşınızın bir işi vardır gider ona yardım edersiniz. Hiç mi bir şey yok? Çok basit. Evde hanıma yardım edin efendim. Çamaşırın, bulaşığın ucundan tutun. Ne bileyim şurayı da ben süpüreyim deyin. Dur sofrayı ben kaldırayım deyin. İlle bir şey yapın ama. O zaman boşa geçmesin. Vakit öldürmek, vakit harcamak. Bunlar kullandığımız kelimeler. Aslında o kadar acı ki bunlar. İsrafın en büyüklerinden birisi zamanı israf etmek. Hiçbir şey yapamıyorsanız, aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa, ya yapacak bir şey bulamıyorum diyorsanız düşünün efendim. Tefekkür edin. Yaratılışınızı düşünün, dünyadaki imtihanlarınızı düşünün, başınıza gelenlerin niye geldiğini düşünün. Hep kötü şeyler değil. Başına geleni düşündüğünce öyle anlıyorlar. Hep kötü şeyleri düşün. Başına kötü şeyler gelince düşün. Hayır. Başına gelen iyi şeyleri de düşün. Ne yaptım da bu işim rast gitti ya? Hep böyle yapayım bari diye. Düşün, tefekkür edin. Hiçbir şey yapamıyorsanız, hiçbir işiniz yok. Okumak da içinizden gelmiyor. Ne yapayım? Düşünün. En azından ne yapacağınızı düşünün. Mutlaka bir şey bulursunuz. Zaman çok önemli. Lütfen zamanı israf etmeyin. Zamanın kendisi çok kıymetli. O kıymeti hissedin ve o kıymeti o zamanı verin efendim. Vakti boşa harcamayın. Ömür gelip geçiyor. Bir bakmışsınız ki ömrünüz geçivermiş. Torunlarınız olmuş. Ömrün son demlerine gelmişsiniz. Keşke şunu da yapsaydım. Ah şunu da yapamadım diye üzüleceğinize şimdiden yapabildiğiniz kadarını yapın efendim. Çünkü o gün çok hızlı geliyor emin olun. Çocukluk, gençlik rüzgar gibi geçip gidiyor. Sonra hayıflanıp duruyoruz. Şunu da yapsaydım keşke, bunu da yapsaydım keşke. Bunları dememek için şimdiden biraz kafa yoralım.
ve zamanı iyi kullanalım. Zamanı iyi kullanalım ki, zamana kıymet verelim ki, zaman da bize kıymet versin. Zamanla bizler de iyi insanlar olalım. Kıymetli insanlar olalım. Yaşımız kemale erdiğinde gelip danışılan, fikri alınan, iltifat edilen, itibar edilen insanlar olalım. Meşhur bir söz efendim. Siz zamanı bölmezseniz zaman sizi böler. Bütün projeniz yarım kalır. Hepsi başlanmış ama bitirilmemiş projeler olarak hayatımızda kalır. O yüzden zamanın kıymetini bilelim. Allah hepinize güzel zamanlarda yaşamayı nasip etsin efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.